Eskrim branşında şu anda son 20 yılda çok büyük atılımlar yapıldı. Ülkemizde aslına bakarsanız eskrimin tarihsel geçmişi çok çok da yeni değil. Cumhuriyet tarihimizden itibaren eskrim sporu var. Hatta olimpiyatlara katılan ilk kadın eskrimcimiz, yani ilk kadın sporcumuz bir eskrimci. Halet Çembel, ruhu şad olsun, kendisini de buradan analım. Ama son 20 yılda gerçek bir gelişme örneği görüyoruz. Hem yıldızlarda, hem gençlerde, hem büyük kategorilerinde sporcularımız dereceler elde ediyorlar. Hatta son Paris Olimpiyat Oyunlarına da iki tane sporcumuzla katıldık. Aynı zamanda Paralimpik Oyunlarda da sporcumuz Hakan Akkaya bronz madalya kazandı ve bize bu gururu yaşattı. Sporcularımızı kutluyoruz. İnşallah hedefimiz de 2028 yolunda daha emin adımlarla daha fazla sporcularımızla katılım sağlayarak ülkemizin bayrağını en üst seviyeye taşımak, orada dalgalandırmak. İki ay önce bir federasyon başkanlığı seçimlerimiz oldu. Sayın Abdurrahman Karataş Bey federasyon başkanımız oldu. Kendisiyle beraber bu yola çıktığımız zaman en önemli hedefimizin 2028 olimpiyatları olduğunun farkındayız. Aynı zamanda tabii ki bu genç nesiller burada ter döküyorlar. Fakat bizim temel amacımız olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak ve emin adımlarla gelen gelecek nesillerimizin önünü açmak. Bu minvalde çabalamaya devam ediyoruz. Bundan önceki senelerdeki olimpiyat oyunlarında daha önceden bir madalyamız yok. Biz olimpiyat oyunlarına son 3 olimpiyattır katılmayı başardık. Dolayısıyla sporcularımız aslına bakarsanız olimpiyata katılım göstermek bile çok büyük bir başarı. Çünkü eskrim branş gereği Avrupa ülkelerinde çok çok üst düzeyde ve yıllardan beri bir gelenek olarak yapılan bir spor. Sporcularımız Avrupa kıtasından şartlarını sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla o sporcuların arasında olimpiyata katılım sağlamaları bile çok büyük bir başarı. Ama tabii ki bizim amacımız katılmak değil, katıldığımız turnuvada da başarı sağlamak. 2028 olimpiyatlarında temel amacımız elbette ki madalya kazanmak sporcularımızla beraber. Ama tabii bu uzun ve meşakkatli bir yol. Önemli olan merdivenlere sağlam adımlarla ilerlemek. Şu anda biz 4 yıllık merdivenin ilk yılındayız 2028'e kadar. Şu an için bir sorun gözükmüyor. Umut ediyorum inşallah madalyayla 2028 Los Angeles olimpiyatlarından döneceğimizi düşünüyorum. İşte bu spora ulaşma, işte bu sporla alakalı devam etme koşullarıyla alakalı malzemeler olsun, ekipmanlar olsun, bununla alakalı insanların kafasında bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Ama şu anda 40'tan fazla şehrimizde eskrim sporu hem Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde hem de özel kulüplerde faaliyetlerine devam ediyor arkadaşlarımız, sporcularımız. Ve bu arkadaşlarımız için şu anda eskrim sporuna başlamak, aslına bakarsanız internet sitemizdeki eskrim il temsilcileri bölümüne bakıp bir telefon numarası kadar yakın. İsteyen herkes eskrim hakkında bilgiye ulaşabilir ve deneme antrenmanlarına katılabilir. Oradaki kulüple yetkilileriyle tanışabilir. Bizim kulüplerimiz bu konuda herkese çok büyük imkan sunmakta ve aynı zamanda da il müdürlüğü imkanlarımız da bunun yanında devam etmekte.